Hep millet fırsatçı, insanlarımız fırsatçı bizim. Her şeye zam geliyor. Sadece maaşlarımıza zam gelmiyor. Yokluğuna terbiye oluyor. Başbakanlar bizi böyle mahvediyor. Ne kiracı üzülsün, ne kira ev sahibi üzülsün. Adalet Bakanı Bozdağ, konut kiralarında bir önceki yılın kira bedelinin %25'i artmayacak şekilde artış yapılabileceğini söyledi. Biz de Laf Sokak ekibi olarak vatandaşa bu konu hakkındaki düşüncelerini sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız. Kira konutlarına bir önceki yılın kira bedelinin %25'i geçmeyecek şekilde artış yapılabileceği söylendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi piyasanın durumuna göre bence normal. Çünkü her şey yükseldi. Yani %100 enflasyon, paramız değer kaybetti. Şimdi vatandaş, yani ona da hak vermek lazım. Vallahi işte piyasanın durumuna göre işte vatandaşın yararına olacak bir şeyse yapılsın. Yok, vatandaşın yararına olmayacaksa çok yani. Vallahi pahalı, ben de kiracıyım. Çok pahalı. Bence hiç artmasın, yerinde kalsın, zaten her şey pahalı. Ya ben sadece şunu söylemek istiyorum hani. Her şeye zam geliyor. Sadece maaşlarımıza zam gelmiyor. Bence bu yeterli bir söylem. Valla %25 değil, %100, %200 yapanlar var. %25 olsa yine çok iyi yani. Ben kirada oturuyorum, %40 artırdım yani. Bu yükselişlerin hiç iyi olduğunu düşünmüyorum yani. Allah yardımcımız olsun. Yokluğundan terbiye oluyor. Daha da bir yandan daha artıyor bağlılıklar. Para yok, pul yok. Ne yiyecek? Onlara varıp da yetiştirmiyorsunuz gibi konuştuklarımızı. Yetiştirebiliyor musun? 1 milyar yapayım diyorum, vicdanım razı olmuyor. Ancak 800 yaparsam işte o. Maalesef o. Adam asgari ücret. Emekli kadın. Nasıl ödeyecek? Hayır diyorum ben. Bir de eşeler geçen sene geldi 30 liralık eşe, bu sene 150 lira kilosu, 200 lira. Yani %4 artış var. Fakir fukara hep açlıkta ölüyor. Ne söylenecek? Ortalıkta bir şey yok ki ya. Siz millet hep abartıyor ya. Hep millet fırsatçı. İnsanlarımız fırsatçı bizim. Yani normalde insanlarımız fırsatçı. Yoksa çıkıp da baştakiler fiyatı arttır diyene bir telefonla açan yok ev sahiplerini. Bence güzel. %25 iyi. Yani %50 olsa, %100 olsa daha çok değil mi? Burası Türkiye yani. 2 ay sonra, 3 ay sonrasını önümüzü göremiyoruz. İnşallah hayırlısı olur. %25 yine yenilir yutulur cinsi. Diğer türlü %100 yapıyorlar, %200 yapıyorlar çoğu yerlerde. Yani bence gayet iyi. Artırmasalar iyi olur. Zaten askeri ücret 4 milyar, 3 milyarını kiraya verince adam ne yiyecek? Yalan haber bunlar ya. İnanmayın bence. En pahalısı oldu kızım ortalık. Her şey pahalandı. Ucuz bir şey kalmadı ki. Başbakanlar bizi böyle mahvediyor. Geçiyorlar başını. İyiliğine giriyorlar. Böyle biz ortada kalıyoruz. Ne kiracı üzülsün, ne kira ev sahibi üzülsün. O ortalama bir artış olsun. Kimse de para yok ortada ve hani millet geçinmeye çalışırken zam üstüne zam koymaya başladılar ve bu insanların artık geçinmesini engelliyor. Kimse marketten alışveriş yapamıyor ki ve hani asgari ücret şu an 4250 ya öyle bir şey yani. Kaç yaşıma geldim? Liseyi okuyorum ve benim bunu bilmem hata bir kere. 4250 lira alan bir insanın 2000 lira, 2500 lira belki daha fazla kira ödemesi çok saçma. Bir kişinin illa çocuğu vesaire olacak. Buna eğitmeye çalışacak. İlla bir gün onun gezmeye ihtiyacı olacak. Yani sen bu çocuğu büyütürken gezdireceksin, onu bunu yapacaksın. Bir şeylerden eksik kılmaman gerekiyor. Bu çocuk hani olmuyor, anladınız mı? O kiranın bu kadar zam gelmesi çok saçma geliyor bana. Vallahi ben bir şey düşünmüyorum. Herkes bildiğini okuyor. İyi günler.